Evet, Akil Adamlar hafta sonu Denizli'deydi ve az önce de ifade etmiştik. Destekleyenleri de vardı, tepki gösterenleri de vardı. Yani tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Biz de vatandaşa sorduk, siz ne düşünüyorsunuz diye. Gelin isterseniz bunu izleyelim şimdi. Denizli sokaklarında vatandaşlara çözüm sürecini ve akil adamların Denizli'ye gelişlerini sorduk. Denizli'de insanların kafası karışık. Konuya yorum yapanlar kadar yapmayanlar da vardı. Süreci destekleyenler de vardı, desteklemeyenler de. Hafta sonu akil insanlar Denizli'ye geldi. Siz ne düşünüyorsunuz bu çözüm süreciyle ilgili? Vallahi ben memurum. Ben onlara kafam almıyor o kadar. Peki. Ne biliyorlardı, ne biliyorlar? Kendi milletvekilleri bilmiyor ki onlar bilecek. İnanmıyorum ben, inanmıyorum. Akil insanlar hafta sonu Denizli'deydi. Bu çözüm süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim? Destek, her şeyim sevgi benim. Sevgidir yani. Her... Destekliyor musunuz? Evet, desteği severim. Desteği, her şeyi, iyiliği severim. Her aynı durumdayım. Destekler iyi etmişler. Onları kovalayan vatandaşların ellerini ayaklarını öpeyim ben. Apoya mı kaldım memleketin sorunu çözmek? Ayıp, ayıp. Tayyip Erdoğan, bir Türk vatandaşı olarak sana sesleniyorum. Çok seviyoruz. Kendini harcama. Apo'yla kurmadık Cumhuriyeti. Türk vatandaşına kulak ver. Bak, akil insanları Türkiye'nin dört bir yerinde kovalıyorlar. Lütfen rica ediyorum senden. Bu işten vazgeç. Türkiye Cumhuriyeti'ni kolay kolay yıkamazlar. Aklını başına topla Sayın Başbakanım, sen akıllı bir insansın. Uğraşmayalım bu insanlarla. Apo'yu affetmeyi falan düşünüyorsanız çok yanlış. 30 bin askerimizi öldüren bir insanla Türkiye idare edilmez. Türkiye'nin ekonomisine bak. Asgari ücret 700 lira. İnsanlar geçinemiyor. Buralara bakalım. İthalatımızı, ihracatımızı dengeleyelim. Borçlarımızı ödeyelim. Lütfen Sayın Başbakanım. Sokağa bir sürü insan saldın akil insan diye ama vatandaş bunu kabul etmiyor. Bak, Denizli'de de taşlamışlar, ben görmedim. Yapmayalım. Mecliste çözülsün işler. Sokakta artistler gezerek insan falan sorun çözmezler. Akil insanlar bildiğim kadarıyla artistten, tiyatrocudan. Tiyatrocu gitsin filmini çevirsin. Ekonomiden anlamaz. Akil adama ben de karşıyım. Ben gördüm, tiyatrocu, sinemacı onlar. Gitsin filmlerini çevirsinler. Ekonomiden anlamaz, onların tuzu kurudur. Belki hiçbirinin çocuğu bu vatanda ölmemiş, şehit olmamıştır. Bu işleri bilemezler onlar. Meclis çözsün işleri. Başbakan çözer. Yapar, o gücü var. İyi olacağını düşünüyorum ben. İnşallah. Nasıl iyi olacağını düşünüyorsunuz? Yani fikirleriniz nedir? Her şeyden önce terörün bitmesi. İnsanların huzura, refaha kavuşması. Huzurlu bir ortam, kardeşçe. Zannediyorum Türk milletinin istediği bu. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle yani. Hafta sonu akil insanlar Denizli'ye geldi. Akil insanlar mı? Evet. Ne düşünüyorsunuz çözüm süreciyle ilgili? Koca başbakan güzel demiyor da sanatçılar mı düzeltecek Türkiye'nin işini? Ha? Sanatçı mı düzeltecek? Olmaz öyle. Akil insanlar hafta sonu Denizli'ye geldi. İnsanlar kim ya? Akil insanlar bu. Bunların tahsili ne? Profesör değil, ilahiyat profesörü. Bunların aklı ne kadar acaba? Hiç, vallahi o artistten böyle şantözden, dansözden kusura bakma da ben bunları akıllı saymıyorum böyle. 40 milyon insanın kanı aklı, o ne olacak? Onları helallaştırar mı? Türkiye'den muhtarları topladılar, onlar konuşturlar mı? İş adamları konuşturlar mı? Bütün partilerine oturup konuşturlar mı? Bütün köylülerine konuşturlar mı? Kimmiş bu akıllı adamlar? Tanımıyorum ben onları.